Merhaba arkadaşlar. İsabet Yayınları Açık Öğretim Lisesi dersleri Dil Anlatım 4 dersinde birlikteyiz. Birinci ünite arkadaşlar, anlatım türleri isim, sıfat ve zamirlerden oluşuyor. İlk önce arkadaşlar anlatım türlerinde öyküleyici hikaye etme anlatım dediğimiz anlatım başlığındayız. Şimdi öncelikle öyküleyici anlatım ne demek? Buna değineceğiz. Belli bir zaman içinde geçen olayların aktarıldığı yazılara öyküleyici anlatım deniliyor. Öyküleyici anlatımda esas olan ise arkadaşlar nedir? Olaydır. Burada tasarlanan, gözlemlenen, yaşanan bir olayı ne yapıyoruz? Öyküleyerek anlatıyoruz. Bunun bir takım öyküleyici anlatım yaparken anlaşılmasının bir takım yöntemleri var. Bunların en önemlilerinden birisi arkadaşlar, hikayenin temeli gerçek ya da tasarlanmış bir olaydır. Ve çoğunlukla geçmiş zamanı kullanıyoruz. Geçmiş zamanda da dı, di, du, dü ve mış kipleriyle ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. Peki bunu nerede kullanıyoruz öykücü anlatımları? Hikayede, romanda, destanda, anı, masal, fıkra, yani birçok direkt olayın anlatıldığı durumda arkadaşlar öyküleyici anlatımı ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. Peki o öyküleyici anlatımın nesi var arkadaşlar? Bir takım unsurları var. Bunlar olay, kişiler, yer ve zaman arkadaşlar. Dört tane unsuru var. Bu unsurlardan öncelikle olayda serim, düğüm ve çözüm bölümleri var. Yani giriş, gelişme, sonuç diyoruz biz bunlar arkadaşlar. Yani bir yazı yazarken ne var? Giriş, gelişme ve sonuç. Bu öyküleyici anlatımda ne diye isimlendiriliyor? Serim, düğüm ve çözüm diye. Direkt bu şekilde çıkan sorular var arkadaşlar. O yüzden dikkat edelim. Öncelikle olay nedir? Olayda arkadaşlar söylenmek istediğimiz bir olayı bağlayarak anlatır. Olayın meydana geliş nedenini, oluşmasını ve sonucunu bir plan içerisinde ne yapıyoruz? Hikaye ediyoruz. Ve hikaye etmede 3 bölümden gelişiyor arkadaşlar. İlki giriş yani serim bölümü. Hikayemizde olayın ortaya konduğu bölümdür burası arkadaşlar. Yani başlangıç bölümüdür arkadaşlar. Diğer bölümümüz ise arkadaşlar gelişme, diğer adıyla düğüm bölümü. Ortaya konulan olayın açıldığı, okuyucunun meraklanacak şekilde geliştirildiği bölümdür arkadaşlar. Bu bölümde okuyucunun merakı artar, okuyucunun ne olacağı üzerine düşünmeye başlar arkadaşlar. Son olarak ise sonuç bölümü. Sonuç bölümü ise arkadaşlar çözüm bölümüdür. Burada ise hikayedeki olay ve olayların, düğümlerin çözüldüğü, merak edilen konuların ortadan kalktığı bölümdür. Sonuçta girişte kısa ve öz oluyor arkadaşlar. Burada ne yapmıyoruz? Fazla söze gerek kalmıyor. Şimdi diğer unsurlar ise arkadaşlar hikayenin diğer unsurları kişiler. Kişiler adı üstünde arkadaşlar hikayede geçen kahramanlarımıza ne diyoruz? Kişiler diyoruz. Bunda genellikle şahıs kadrosunu ne yapıyor arkadaşlar? Olay nasıl tasarlanmışsa buradaki kişiler de tasarlanmış olabiliyor. Gerçek kişiler de ne yapılabiliyor oluyor. Tasarlanmış olsa bile kişiler arkadaşlar gerçekliğe yakın olacak. Uydurma şekilde olmayacak. Ve genellikle diyalog adı verilen konuşmalar doğal ve inandırıcı olması gerekiyor. Çünkü anlatımı tamamlayan bu karşılıklı konuşmalar oluyor arkadaşlar. Yer ise hikayemizdeki olayın geçtiği yer arkadaşlar. Bu da belirli veya belirsiz bir yerde geçebilir. Bir diğer ise arkadaşlar ne zaman gerçekleşti? Yani olayın zamanıyla alakalı. Burada anlatan kişi yazar olduğuna göre olayı hikaye ederken zaman kavramında çok iyi ne yapıyor arkadaşlar? Seçmeli ve olayın akışını engellemeyecek şekilde seçmeli. Şimdi öyküleyici anlatımda arkadaşlar 3 tane bakış açısı vardır. Bunlar kahraman bakış açısı, yani birinci kişi olan ben, gözlemci bakış açısı ve hakim bakış açısı dediğimiz 3 tane bakış açısı var arkadaşlar. Yani olayları birinci kişi ağzından anlatılıyorsa bu kahraman bakış açısı oluyor arkadaşlar. Olaylar üçüncü kişi ağzından anlatıyorsa o veya onlar şeklinde bu gözlemci bakış açısı. Hakim bakış açısı ise arkadaşlar anlatıcı yaşanmış ve yaşanacak her şeyi bilen şekilde anlatıyorsa arkadaşlar. Örneğimiz de var burada. Örneğimizi de okumanızda arkadaşlar fayda var. Şimdi örnek sorumuza bakarsak Ağustos 2014'te çıkmış bir soru arkadaşlar. Burada sorumuzda hikaye etme aşağıdaki edebi türlerin hangisinde anlatım biçimi olarak kullanılmaz diyor arkadaşlar. Bakın burada olumsuz ifadelere dikkat etmeniz gerekiyor. Bakıyoruz anıda kullanılır, biyografide kullanılır, seyahatte kullanılır, makalede ise ne yapılmıyor arkadaşlar? Kullanılamıyor. Yine örneklerimizde bakacağınız gibi arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar isimler konusuna giriş yapacağız. İsimler konusu bizim için önemli bir konu. Kainattaki her bir varlığa çağrıldığı neler var arkadaşlar? Bir takım sözcükler var.
Bu sözcüklere ne diyoruz arkadaşlar? İsim diyoruz. Yani varlıkları ve kavramları karşılayan sözcüklere ne denir? İsim denir. Ve bu isimleri özelliklerine göre ne yapıyoruz? Ayırıyoruz. Bunlar varlıkların oluşlarına göre, varlıklara verilişlerine göre, varlıkların sayılarına göre ne yapıyoruz? İsimleri ayırıyoruz. İlki arkadaşlar varlıkların oluşumuna göre. Yani oluşurken nasıl? Burada karşısına çıkan iki tane başlık var. Bunlar somut ve soyut. Somut ve soyut isimler arkadaşlar. Bakın, somut demek görme, işitme, tatma, koklama. Yani 5 duyu organımızdan herhangi biriyle algılayabildiğimiz isimler arkadaşlar somut isimlerdir. Bakın, 5 duyu organımızdan hepsiyle birden değil. Herhangi bir tanesiyle, görmeyle olsa bile yeterli veya dokunmayla olsa bile yeterli bir tanesiyle algılayabiliyorsak buna somut diyoruz. Yani somut, bakın M'den ortaya çıkabilir. Yani madde anlamında, var anlamında, varlık anlamında ne yapabiliriz? Düşünebiliriz. Diğeri ise arkadaşlar soyut. Soyut ise bu 5 duyu organımızla herhangi biriyle algılayamadığımız, yani duyularla algılanamayan kavramları karşılayan isimlerdir ve madde halinde bulunmayan ve zihnimizdeki kavramlardır. Şüphe, zaman, dert, ruh, akıl, sevgi, düşmanlık gibi duygular. Yani 5 duyu organımızla algılayamadığımız bu duygulara ne diyoruz arkadaşlar? Soyut isim diyoruz. Şimdi somut ve soyutu bu şekilde varlıkların verilişlerine, oluşumuna göre başlığı altında inceledik. Peki diğer başlığımıza bakalım. Diğer başlığımızda ise arkadaşlar verilişlerine göre. Burada ise karşımıza cins isim, özel isim başlıkları çıkıyor arkadaşlar. Peki cins isim nedir? Cins isim aynı türden varlıkları karşılayan, kavramları karşılayan isimler. Yol. Yol birden çok var mı? Var. Irmak birden çok var mı? Var. Yaprak birden çok var mı? Var. Yani ceza var mı? Var. Yani baktığınız zaman arkadaşlar aynı türden varlıkları, kavramları, düşünceleri karşılayan bu isimlere ne diyoruz? Cins isim diyoruz. Peki özel isim ne? Adı üstünde özel, bir olan, biricik olan anlamında arkadaşlar. Yani kendisinden bir tane olan. Bakın benzerlerinden ayırmak için bir varlığa verilmiş olan isimlerdir. Tek olanı, tam bir benzeri olmayanı karşılar. Peki özel isimleri biz ne yapacağız arkadaşlar? Bir takım isimler, özel isimler başlığı altına giriyor. Mesela yer adları, kişi adları, ülke adları, kitap, dergi, gazete, kurum, dil adları, din, mezhep isimleri ve hayvanlara verilen isimler, bunların hepsi arkadaşlar özel isim olarak geçiyor. Mesela Kahramanmaraş bir ne ismi arkadaşlar? Şehir ismi. Bu nedir? Kahramanmaraş dünya üzerinde bir tane var. Değil mi? O yüzden bu ne oluyor? Özel, bunu karşılayan isim de özel oluyor. Pınar mesela kişi ismi veya Selim. Bunlar kişi ismi. Dünyada Selim ismine sahip birçok insan var ama her Selim kendi başına nedir? Özeldir. Onun aynısından bir tane daha var mı? Yok. Mesela ülke isimleri de yine aynı şekilde. İşte arkadaşlar biz varlıkların arkadaşlar verilişlerine göre ne yaptık? Cins ve özel olarak ayırmış olduk. Üçüncü bir ayrımımız ise arkadaşlar varlıkların niceliklerine göre. Yani nicelik derken ne demek oluyor? Sayılarına göre. Sayılarına göre ayırırken de karşımıza ne çıkıyor? Tekil isimler ve çoğul isimler çıkıyor arkadaşlar. Peki tekil nedir? Tekil sayıca bir tane olan demek arkadaşlar. Sayıca ne olan? Bir tane olan. Peki çoğul ise ne arkadaşlar? Sayıca birden çok olan anlamına geliyor. Şimdi tekil isimde ne var? Mesela telefon, perde, uzak, yakın, ses, kablo. Bunların hepsi nedir arkadaşlar? Sayıca bir taneyi karşılayan. Peki sayıca birden çoku karşıladığı zaman ne diyoruz arkadaşlar buna? Çoğul isim diyoruz. Peki bizim çoğul isimlerde kullandığımız ek ne? Larlar. İşte bir isme larlar eki getirdiğimizde buna ne diyoruz? Çoğul isim, çokluk ismi diyoruz. Ev, evler. Fikir, fikirler. Merkez, merkezler. Gün gördüm, günler gördüm. Seni gördüm, şad oldum. Bakın günler. Ne oldu? Ler eki gelerek onu çokluk anlamı sağladı. Bir de üçüncü başlığımız var arkadaşlar bu nicelikte. O da şu arkadaşlar. Topluluk isimleri. Baktığımız zaman yapı olarak ler eki almıyor. Ama anlamca ne oluyor arkadaşlar? Çoğul anlamı sağlıyor. İşte bunlara da ne diyoruz? Topluluk isimleri diyoruz. Peki topluluk isimleri ne demek? Bir daha söyleyelim. Biçimce tekil, anlamca çoğul. Neymiş? Biçimce tekil, anlamca çoğul olan isimler. Mesela ne bunlar? Halk, millet, meclis, jüri, orman, bölük. Baktığınız zaman mesela bölük ismi. Bölük isminde ler var mı? Yok. O zaman tekil mi diyeceğiz? Hayır. Çünkü niye? Anlam olarak bölük ne yapıyor arkadaşlar? Askerlerden oluşan bir topluluk. İşte bu şekilde anlamca topluluk ifade eden bu isimlere ne diyoruz?
topluluk isimleri diyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken bir durum var arkadaşlar. Uyarımıza dikkat ediyoruz. O da şu. Bazı tekil isimler mecaz anlamda ne yapıyor arkadaşlar? Topluluk ismi anlamı kazanıyor. Mesela o köy çok uzakta, şimdi oraya gidemem. Köy beni karşılamaya gelmiş. Bakın burada o köy derken köy sözcüğü yerleşilen yer, mezra anlamında kullanılıyor. Yani bir yer adı olarak kullanılıyor. Ama aşağıda köy beni karşılamaya gelmiş dediğim zaman köydeki insanlar anlamına geliyor. İşte mecaz anlam kazanarak ne yaptı arkadaşlar? Topluluk anlamına geldi. Buna da ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz. 2014 yılında çıkmış bir sorumuz var. Bakalım aşağıdaki cümlelerin hangisinde topluluk ismine yer verilmemiştir? Topluluk ismine yer verilmemiştir diyor arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Çoban akşam olunca sürüyü köye getirdi. Burada var mı topluluk ismi? Bakın sürü var. Yaz gelince orduda yaylaya çıkarız. Toplum olarak toplum derken var. Halk derken var. Buradaki ordu derken arkadaşlar bakın burada ordu özel isim, şehir ismi olarak kullanılmış. Sizi burada ne yapmaya çalışmış? Tuzağa düşürmeye çalışmış. Ama ne yapacağız? Cümleyi okuduğumuzda buradaki ordunun şehir bir yer ismi olduğunu anlayacağız. Ve buna ne diyeceğiz? Topluluk ismi değildir deyip cevap olarak B şıkkını işaretliyoruz. Şimdi arkadaşlar bu isimleri ne yaptık? Anlamsal olarak bu şekilde ayırdık. Şimdi bunların bir de yapılarına bakalım arkadaşlar. Yapılarına göre isimler dediğimiz zaman karşımıza bütün sözcüklerdeki yapı olayına baktığımız zaman arkadaşlar bir basit vardır. Bir türemiş vardır arkadaşlar. Bir de birleşik vardır. Birazdan göstereceğiz onu da. Bir de ne var? Birleşik var. İsimlerde de yine bu şekilde arkadaşlar. Bu fiillerde de bu şekilde, cümlelerde birazcık değişiyor ama isimde ve fiilde bu şekilde. Basit demek ne demek arkadaşlar? Basit, yapım eki almayan, başka bir sözcükle de birleşmemiş, kök durumunda bulunan isimlerdir. Şimdi kök durumunda bulunan derken peki yapım eki almadı, çekim eki alabilir mi? Cevap tabii ki alabilir. Yani çekim eki alabilir mi basit isimler? Alır arkadaşlar. Ama yapım eki alamaz ve başka bir sözcükle de ne yapamaz? Birleşemez. O zaman bakalım. Mesela adın, çınladıkça adın kulağımı kapattım. Bakın adın derken at kelimesi nedir? İsim kelimesi demek. At ne yapmış? Herhangi bir yapım eki almamış. Başka bir sözcükle de birleşmediği için basit isim olmuş. Mesela koldan kelimesi. Kol, koldan. Bakın ne yapmamış? Yapım eki almamış. O yüzden başka bir sözcükle de birleşmemiş. Buna ne diyoruz? Yine basit isim diyoruz. Gelelim türemiş ismi arkadaşlar. Türemiş isim ise yapım eki alan. Neymiş? Yapım eki alan. Peki isim fiil veya köküne gelen yapım ekleriyle oluşan yeni sözcüğe, yeni isme ne diyoruz arkadaş? Biz türemiş isim diyoruz. Mesela ağaç kelimesi kök. Lık eki geldi. Yeni sözcüğümüz ne? Ağaçlık. Ağaçtan ağaçlık sözcüğü mü türemiş? Evet. Bakın yeni bir sözcük yaptı. Ne yaptı bunu? Lık eki. İşte bu lık ekine yapım eki diyoruz. Bu yapım eki sayesinde ağaç olan sözcük ağaçlık diye yeni bir sözcük olduğu için bu sözcüğe de ne diyoruz arkadaşlar? Türemiş sözcük. Diğer adıyla türemiş isim diyoruz. Boya, boyalı. Aşçı. Bakın ne yaptı? Yeni sözcük oluşturdu. İşte yapım eki alarak arkadaşlar yeni oluşan bu sözcüğe ne diyoruz biz? Türemiş isim diyoruz. Gelelim birleşik isimlere. Birleşik demek arkadaşlar birden yani iki ve daha çok sözcüğün yani gerçi isimlerde bunu daha çok diyemeyiz. İki sözcüğün birleşmesiyle bakın kelimenin bir araya gelip yeni bir varlığa veya kavramı karşılayacak şekilde kalıplaşarak oluşturulan isimlere birleşik isim deniyoruz. Şimdi birleşik isimlere oluşurken herhangi bir ek veya kelime ne yapmıyor? Araya girmiyor. Girilirse o zaman ne oluyor? Kelime grubu birleşik isim olmaktan çıkıyor. Tamlama gibi farklı şekilde oluşuyor. Peki bu birleşik isimler oluşurken nasıl oluşuyor? Bunların oluşma durumları var arkadaşlar. Anlam kayması yoluyla oluşuyor. Ses kaynaşması yoluyla. Eylem soylu sözcüklerin birleşmesiyle ne yapıyor? Yine oluşabiliyor. Bakalım şimdi. Bu söylediğimiz başlıklara tek tek bakalım arkadaşlar. Anlam kayması yoluyla oluşurken bunlar iki şekilde oluyor. Bunlardan birincisi arkadaşlar birleşik sözcüğü oluşturan iki sözcük de anlamından tamamen uzaklaşıyor. Mesela hanım eli. Hanım ve elden oluşuyor. Yeni olan hanım eli sözcüğü arkadaşlar bir çiçek ismi. Ne hanımla ne de elle bir ilgisi var mı? Yok. İşte ne yaptı? Birleşik ismi oluşturan kelimelerin tamamı ne yapıyor?
kendi gerçek anlamından uzaklaşıyor. İkinci oluşma biçimi ise arkadaşlar sadece birisi anlamını kaybediyor. Bakın sadece birisi. Mesela yayın balığı. Şimdi yayın ve balıktan oluşuyor. Yeni oluşan sözcük ne? Yayın balığı. Yayın balığı birleşik sözcük balık sözcüğünün bir türü mü? Evet. İşte ne yaptı? Balık sözcüğüyle anlamsal olarak bir bağlantısı oldu. Yani ikisinden birisi ne yapmıyor arkadaşlar? Anlamını yitirmiyor. İşte bu şekilde de ne yapabiliyor? Oluşturabiliyor. Bir diğeri ise ikinci kelime anlamını kaybediyor. Mesela yer elması, kara tavuk. Bakın ne yapıyor burada? Kara tavuk derken bir tavuk türü ilk olanı ne yapıyor? Anlamını yitiriyor. Bir diğer ses kaynaşması türüyle, burada ses kaynaşması derken sesin düşmesini anlayacağız arkadaşlar. Cuma ertesiydi, cumartesi, pazar ertesi. Mesela kahve neydi? Kahve 6. Ne yaptı birleşik arkadaşlar? Buradaki A düştü, pardon E düştü, kahvaltı diye ses düşmesi, ses kaynaşması yoluyla kurulmuş oldu. Bir diğer ise arkadaşlar fiillerle beraber oluşan gece kondu. Uyur, gezer, biçer, döver. Bunların hepsi ne arkadaşlar? Gördüğünüz gibi bu şekilde anlam tür bakımından değişikliğe uğrayarak ne yapıyor? Sıfat tamlaması şeklinde de karşımıza çıkabiliyor arkadaşlar. Bir sorumuz var burada, ona bakalım arkadaşlar. Aşağıdaki bileşik isimlerden hangisi anlam kayması yoluyla oluşmamıştır? Bakın. Anlam kayması yoluyla oluşmamıştır diye soruyor. Bakalım şimdi buna. Hanım eli anlam kayması, yer elması anlam kayması, adam otu anlam kayması, kahvaltısı ne arkadaşlar? Ses kaynaşması yoluyla. O yüzden cevabımız Denizli olmuş oldu. Şimdi baktığımız zaman D şıkkı cevabımız olmuş oldu arkadaşlar. İsimlerde küçültme dediğimiz başka bir başlık da var arkadaşlar. İsimlerde küçültmeyi yaparken karşımıza cık cık, cuk cuk, cağız cağız ekleri çıkıyor arkadaşlar. Yani küçültme demek ne demek? Anlamsız olarak arkadaşlar birazcık daha küçümsemek anlamında veya daha az olduğu anlamında ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu anlamı sağlıyor. Bakın örneklerimize bakalım. Bana tahtadan heykelcikler yapmış. Yani heykelin küçüğü anlamında, küçük heykel anlamında. Burada acıma, azımsama anlamı olacağı gibi ne yapıyor arkadaşlar? Farklı anlamlarda katıyor. İşte bu anlamlara şimdi bakalım bir de. Bakın burada ne var? Zavallı hayvancık kamyonun altına ezildi. Acıma. Adamcağız korka korka yine acıma. 10 liracık için değer mi bu tartışmaya? Azımsama. Sevgili Ayşecik seni çok özledik derken sevgi. Farklı farklı anlamlar ne yapıyor? Katıyor. Arkadaşlar bu gerçekleşirken bir ses olayı meydana geliyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu ses olayı da şu. Bu ses olayı da şu arkadaşlar. Bakın K sesi cık cık derken ki K sesi ne yapıyor? Düşüyor. Küçük. Küçücük derken bakın ne yaptı? Cik iki geldiğinde son sesteki K düşüyor. Ufak, ufacık. Alçak, alçacık. Minik, minicik. Yani kendisine cik iki gelen sözcüğün sonundaki K sesi ne yapıyor arkadaşlar? Düşüyor. İşte bu ses olayında ne yapmamız gerekiyor? Dikkat etmemiz gerekiyor. Bir başka arkadaşlar anlatım türü de betimleyici anlatım, tasvir etme. Betimlemek arkadaşlar bir anlamda resim çizmektir. Bu resim nasıl çiziliyor? Sözcüklerle çiziliyor. Gözünüzü kapadığınızda eğer sözcüklerle sizde bir portre çiziliyorsa arkadaşlar burada ne vardır? Betimleyici bir anlatım vardır. Betimleyici anlatım demek tasvir demek, tasvir etme demek. Betimleme arkadaşlar roman hikaye gibi eserlerde olayların ve varlıkların anlatımında vazgeçilmez bir yol. Niçin? Çünkü sizin kafanızda sizi anlatılan olaya ne yapması lazım? Yaşıyor hissi hissine kapılmanız gerekiyor. Bunun için de ne yapıyoruz? Betimleyici anlatım sıklıkla kullanılıyor. Peki betimleyici anlatımda neler var? Betimleyici anlatımda doğa parçası, bahçe, ev, dağ, hat, iç ve dış özellikler, insanı ayırt edici özellikleri. Bunların hepsi ne yapıyor? İçeride anlatılıyor. Yani ne yapıyoruz? Bir portre çiziyoruz diye söylemiştim. Betimleme anlatıcının amacına göre iki kısma ayrılıyor arkadaşlar. Bu iki kısım bakacak olursak bunlardan biri izlenimsel sanatlı betimleme, diğeri size açıklayıcı betimleme. İzlenimsel sanatlı betimlemede arkadaşlar izlenim kazandırmak amacıyla yazılıyor ve değişik duygulara seslenen özel ayrıntılar üzerinde duruluyor. Amaç ne burada arkadaşlar? Sanat yapmaktır. Bu cümleyi aklınızda tutalım. Amaç neymiş? Sanat yapmak.
Ve baktığımız zaman arkadaşlar, yazar varlığın nitelikleri arasında seçme yaparken en belirli olanları ön plana çıkartıyor arkadaşlar. Burada işitme, tatma, dokunma, koklama gibi duygular ne yapıyor arkadaşlar? Ön planda oluyor. Örneğimizi okuduğumuzda daha da iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Diğeri ise açıklayıcı betimleme. Açıklayıcı betimlemeye baktığımız zaman bilgi vermek amacıyla yazılan, bu betimlemede yazar nesnel bir bakış açısı. Bakın diğerinde neydi? Öznel bir bakış açısı vardı. Bunda ise ne var? Nesnel bir bakış açısı var. Buna dikkat edelim. Genel ayrıntılar üzerine ne yapılıyor? Duruluyor arkadaşlar. Genel ayrıntılar üzerine betimleyecek varlığa da kişisel duygu ve düşünceler katılmıyor arkadaşlar. Şimdi burada baktığımız zaman betimlemeler nasıl yapılıyor? Kişi betimlemeleri, hayvan betimlemeleri, cansız varlık yani eşya betimlemeleri ve doğa betimlemeleri olarak karşımıza çıkıyor. İlk önce fiziki portre dediğimiz olaya birazcık bahsedeceğiz arkadaşlar. Fiziki portre dış görünüş, fiziki görünüşten bahsediyoruz fiziki portrede. Dış görünüşün eksiksiz bir fotoğraf gibi anlatılmasını arkadaşlar portre betimleme diyoruz arkadaşlar. Ve bu betimlemelerde yazar anlatacağı kahramanı objektif ve tarafsız bir gözle ne yapıyor arkadaşlar? Ortaya koyuyor. Bir diğeri ise arkadaşlar ruhi portre. Ruhi portrede ise bir insanın iç dünyasının tutum ve davranışlarının betimlemeye ruhi portre. Yani iç dünyası, tutum ve davranış. Diğerinde ne vardı? Dış görünüş vardı arkadaşlar. Bu ikisini bu şekilde ne yapabiliyoruz? Ayırt edebiliyoruz. Şimdi burada bir sorumuz var. Buradaki örnek metinlerimize de dikkat edelim arkadaşlar. Örnek metinlerimizi de okuyalım. Sorumuza şimdi bakacak olursak, sorumuza bakalım. Bu parçada aşağıdaki betimlemelerden hangisi kullanılmıştır? Bakın Ağustos 2014'te çıkmış bir soru. Koltuğun yeşili göz alıcıydı. Bakın burada ne var? Neyi betimlememiş arkadaşlar? Neyin betimlemesini yapmış? Baktığımız zaman koltuğun dediğine göre koltuk nasıl bir varlık? Kişi mi? Hayır. Hayvan mı? Hayır. Doğa mı? Hayır. Eşya, cansız varlık. İşte cevabımız ne oluyor arkadaşlar? Ceyhan olmuş oluyor arkadaşlar.